Artık business katmanına sıra geldi. Business katmanı ne yapacak? Data Access katmanındaki class'ları kullanıp bu class'lardaki metotlardan faydalanacak. Mesela ben business katmanında getAll metodu yazacağım. O getAll metodu Data Access katmanındaki entity repo üzerinden getAll metodunu çağıracak. Yani ben DBSet kullanmayacağım. Ya da context kullanmayacağım. DBSet'i ve context'i entity repo yani Data Access Classes katmanındaki entity repo sınıfı kullanacak. Benim context'le ya da DBSet'le hiçbir işim olmayacak. Sadece şu metodu çağıracağım. O kadar. Solution üzerinde sağ tık. Add. New Project. Class Library. Business. Next. Create. Daha önce ben bu projeyi anlattım fakat bazı hatalar nedeniyle projeyi tekrar anlatmak zorunda kaldım. Şu business katmanını oluşturmuştum, onu siliyorum. Böylece business katmanını oluşturdum. Otomatik oluşan class'ı sildim. Şimdi yapacağım işlem şu. Buradaki class'ların aynısını yazacağım. Buradaki interface'lerin aynısını yazacağım. Yalnız tek fark şu. Buradaki entity repo'da bulunan DBSet'i ve context'i kullanmadan sadece getAll'u çağıracağım. Fark bu. Yani özet olarak bunu söylüyorum. Tabii biraz sonra kodları yazarken birçok fark göreceksiniz. Fakat genel olarak fark bu. Classes ve interfaces'ı Ctrl C ile kopyaladım. Bu klasörleri kopyalayınca class'lar da gelecek. Business'da sağ tıkladım, paste komutuyla class'ları ve interface'leri yapıştırdım. Collapse All'a bastım. Business'ı tekrar açtım. Classes üzerindeyken dal yazan her yer yani data access layer'ların tamamını servise çevireceğim. Servis. Şurada isim de değişecek tabii. Normalde siz isterseniz buradaki kodları ben yapıştırdıktan ve düzenledikten sonra kodları yazabilirsiniz. Veya benim gibi kopyalama yapıştırma yöntemiyle de yapabilirsiniz. Çünkü bu kopyalama yapıştırma işlemini anladığınız zaman zaten projeyi anlamışsınız ve yazabilirsiniz demek. Servis katmanı niçin var? Zaten Data Access her şeyi yapıyor derseniz servis katmanında kontroller de yapılabiliyor. Peki business katmanı niçin var derseniz business katmanı Data Access katmanından veri sorgulamak için var. Data Access katmanı veri tabanından tüm verileri sorgulayan, bunların listelerini döndüren bir katman. Business katmanı ise Data Access katmanından veri sorgulayan bir katman. Business katmanında iş kodlarınızı yazacaksınız. Data Access'te sadece veri sorgulama ile ilgili şeyleri yazıyorsunuz. Sorgulama, ekleme, güncelleme, silme gibi. Entity Repo'nun adını da doğrudan servis olarak değiştirdim. Interfaces'a geldim. Burada ay dal yazan yeri ay servisle değiştireceğim. IEntity repo'da iService olarak değişmiş olacak. Şimdi iService'ten başlıyorum. Bakın burada namespace olarak data access gözüküyor. Halbuki namespace business classes olmalı. Servis sınıfına geldim. Namespace'ini business olarak değiştirdim. Servis kategori yine business classes customer. Tamamını böyle değiştireceğim. Namespace'leri düzeltiyorum. Şöyle kırmızı bir dörtgen içine alınan verilerde taba basarsanız muhtemelen Visual Studio istediğiniz şeyi yapacak. Deneyin, eğer yapmazsa manuel elle yazarsınız. Çünkü bazen dörtgen içine alsa bile sizin istediğiniz işlemi yapmayabiliyor. Zaten burada taba basın yazıyor. Taba bastığınız zaman kabul etmiş olursunuz. Bakın tap to accept.
Şimdi burada bir hata göreceksiniz. Bu hata üzerinde kontrolle beraber noktaya bastığınızda normal şartlar altında entities katmanının models klasörünün burada kullanılabilmesi lazım. Kullanılamıyor. Neden? Çünkü business katmanında referans olarak verilmemiş. Bu durumda business, dependencies, sağ tık, add project reference, entities'i seçiyorum, OK'ye bastım. Bakın artık entities models de düzelmiş oldu. Şimdi Ctrl+Shift+B ile projeyi bir düzenleyeyim. Bakalım bir hata varsa bize bunu C# tespit etsin. Birçok hata var. Şimdi şöyle, burada servis sınıfında ben Unit of Work, Northwind Context ya da DBSet hiçbirini kullanmayacağım. Bunların tamamını Data Access zaten kullanıyor. Şöyle Data Access, Classes, Entity Repo'da zaten bunlar kullanılıyor. Ben buradan sadece getAll metoduyla sorgulama yapacağım. Bu getAll metodu içinde bana lazım olan şey bunlar değil. Yani Northwind Context, DBSet ya da iUnit of Work lazım değil. Bunların lazım olduğu katman Entity Repo, Data Access katmanı. Servis sınıfına geri döndüm. Lazım olmayanların tümünü sildim. Ben burada servis sınıfının constructor'ını da sileceğim. Sonra tekrar oluşturacağım. Servis sınıfı için bize lazım olan Entity Repo'nun kendi. Bu durumda Private, Read-Only, iEntity Repo. Kontrolle beraber noktaya bastım. Bakın Data Access katmanını da şu anda kullanamıyorum. Bu durumda Business, Dependencies, sağ tık Add Project Reference, Data Access katmanını da kullanıma aldım. Tekrar servis sınıfıma geri döndüm. iEntity Repo artık kullanılabilir durumda. Değişkenimin adı da Entity Repo olsun. Entity Repo'da tabii ki benim jenerik T'yi istemem lazım. Şimdi bu Entity Repo değişkenini servis sınıfının konstruktöründe parametre olarak isteyeceğim. İsterseniz manuel de yazabilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum. Sınıf üzerinde tıklıyorum, biraz bekliyorum. Sonra şurada Generate Constructor çıkıyor. Ona basıyorum böyle. Entity Repo'yu parametre olarak alacağımı söylüyorum. OK'ye bastım. Entity Repo'yu parametre olarak istedim. Ctrl+R'yi iki kere bastım. Ben parametreleri P+T ile tanımlıyorum. Daha kolay oluyor benim için anlamak. Böylece değişken olarak tanımladığım Entity Repo'ya parametreden gelen Entity Repo'yu göndermiş oldum. Servise tıkladım. Biraz bekliyorum. Bakın burada use expression body for constructors yazıyor. Böylece tek satırda yazabilmiş oldum. Ctrl+KD ile de düzenleme yaptım. Şimdi ben DBSet kullanmayacağım demiştim. Fakat burada DBSet kaldı. Önceki class'tan yani Entity Repo'dan. Entity Repo neydi? Şu. Data Access katmanındaki Entity Repo sınıfı. DBSet buradan kaldı. Bana DBSet lazım değil. Sadece getAll metodunu çağırmak istiyorum. Nasıl çağırırım? Servis sınıfına geri döndüm. Bakın zaten Entity Repo'ya ben parametreden gelen Entity Repo'yu gönderdim. Böylece Entity Repo dolmuş olacak. Entity Repo'yu kopyalıyorum. Burada çağırıyorum. As no tracking yazmayacağım. Çünkü as no tracking Entity Repo'da zaten yazılmış. Ben burada sadece getAll metodunu çağırmalıyım. Servis sınıfına geri döndüm. Nokta getAll. Ver metodu içinde DBSet kullanmayacağım. As no tracking'e ihtiyacım yok. Entity Repo'yu burada yazıyorum. Bakın şimdi. Burada dörtgen içine aldı ya Visual Studio. Bir umut. Acaba yardım edecek mi diye bakıyorum. Şurada bakın Entity Repo getAll yazıyor. Bana bu lazım değil. Entity Repo ver yazması lazım. Bunu kabul etmiyorum. Bu durumda burayı seçtim ve kendim kopyaladığım veriyi yapıştırdım. Bakın burada ver metodunu kullanıyorum. Ver metodu nerede? Şuradan mouse'a sağ tıklayayım. Go to definition'a tıklayayım. Bakın iEntity Repo üzerinden ver metodunu görebiliyoruz. Peki ver metodunu implement eden sınıf hangisi dediğimizde ver metodunu iEntity Repo'yu implement eden Entity Repo sınıfı kullanmış. Burada getAll metodu ve ver metodu mevcut. Ben de buradaki ver metodunu çağırmış oldum. Yine Entity Repo'yu kullanacağım. Nokta ile beraber. Bakın getByID async metodunu çağırdım. Burada da aynı şekilde Entity Repo'yu kullanacağım.
Entity Repo'da demek ki yeni asenkron metodu varmış. Doğrudan onu kullandım. Benim buradaki create, update ve delete metoduna da ihtiyacım yok. Bunu olduğu gibi siliyorum. Çünkü zaten o işi yapan Entity Repo sınıfındaki mevcut metodu. Burada var zaten metot. Ben bu metodu çağıran add async'i çağıracağım. Update async'i çağıracağım. Servis sınıfına geri döndüm. Bakın burada add async metodu var. Ben bu add async metoduyla Entity Repo'daki add async'i çağıracağım. Entity Repo.add async. Add async benden ne istiyor? T entity. Yani jenerik entity istiyor. Ben de ona entity'yi sundum. Burada add range async metodunda hiçbir değişiklik yok. Add range async metodu add async metodunu çağırıyor. Go to definition'a bastığım zaman hemen buraya gelecek. Zaten aynı yerde servis sınıfındaki add async metodunu çağırıyor. Bu add async metoduysa Go to implementation'a geldim. Entity repo'daki add async metodunu çağırıyor. Şuradan navigate backward'a basarak geri döndüm. Entity repo'ya değil. Benim dönmek istediğim yer Entity Repo değil. Servis. Servise geri dönmüş oldum. Update Async içinde Entity Repo Add Async'i çağıracak. Çağırsın. Burayı update olarak değiştiririm. Update Async. Burada da yine Entity Repo. Burayı siliyorum. Remove async metodunu çağıracağım. Remove async. Buradaki remove range async metodunda da bir değişiklik yok. Neden? Çünkü buradaki remove range async metodu remove async metodunu çağırıyor. Buradaki metodun adı remove range'di. Ben bunu Ctrl R'ye iki defa basarak remove range async olarak değiştirdim. Buradaki jut type'la da bir işim yok. Bunu sildim. Burada gördüğünüz üzere ay servisin altı kırmızıyla çizilmiş. Yani C Sharp sinirlenmiş gibi düşünün, kaşlarını çatmış. Ne lazım? Bakın buradan using istiyor. Business katmanındaki interface'ı using'e eklememiz gerekiyor. Şurada biraz bekliyorum. Ampule bastım. Kullanılmayan using'leri kaldırdım. Ctrl Shift B ile projemi derliyorum. Nerede hata yapmışım onlara bakıyorum. Şimdi ben burada servis sınıfında değişiklikler yaptım ya. Servis sınıfında ben I Entity Repo istiyorum. Şunu. Bu durumda servis sınıfını miras alan servis kategori sınıfı burada Northwind Context gönderirse Base'e, yani Base ne demek? Şu servis sınıfı. Yani buraya. Tip uyumsuzluğu olur. Burada Northwind Context lazım değil bana. I Entity Repo lazım. Bu durumda buradaki parametreyi I Entity Repo gönderecek şekilde tasarlıyorum. Fakat burada artık jenerik T değil, kategori kullanılacak. Bakın burada da bir sıkıntı var. Biraz bekliyorum. Şuradan Using Business Interface'i ekleyince sıkıntı çözülüyor. Yalnız burada yazmam gereken kod Entity Repo eşittir P Entity Repo değil. Ben burada base'e şurada aldığım entity repo'yu göndermeliyim. Şuradaki gibi. Bu şekilde. Yani ben servis kategoriyi kullandığım zaman P Entity Repo isteyeceğim. Bu aldığım Entity Repo'yu da servis kategoriye göndermiş olacağım. Flu olan kısmı tıkladım. Biraz bekliyorum. Remove ve kullanılmayan using'leri kaldırıyorum. Şimdi buradaki kodu kopyalayıp diğerlerinde de kullanabilirim. Yapıştırıyorum. Bakın buradaki hatanın sebebi şu. Burada customer var, burada kategori var. Burada da customer olmalı. Fakat hazır hafızaya kopyalamışım ya. Ben aşağı doğru devam edeyim böyle. Benzerlerini kopyalayıp yapıştırıyorum.
Şimdi de tersten düzeltmeye başlayayım. Burada kategori var. Halbuki servis olarak ProtKetSup olması lazım. Yapıştırdım. Bakın düzeldi. Bir de kontrol ile beraber noktaya basıp Business Interface'i ekleyip gereksiz using'i kendim sildim. Burada bir sıkıntı yok. Kategori ile kategori aynı. iService kategori de kullanılabilir durumda. Şimdi buradan parametreye entity repo'yu göndereceğim ya. Onu kopyalıyorum. Şuradaki süslü parantezler hariç. Parametreye gönderiyorum. Yalnız burada context de lazım. Bakın context üzerinden sorgulama yapmışım. Yalnız burada kontekst üzerinden yaptığım sorgulamaya da ihtiyacım yok. Çünkü bu service D2 product cat name aslında servis üzerinden çalışacak. Yani benim buradaki metotlara ihtiyacım yok. Metotları tamamen siliyorum. Böylece Northwind kontekste de ihtiyacım kalmadı. Bu durumda kontekste ihtiyacım olmadığı için bu satırı da silmiş oldum. Üstü parantezlerimi de kullanmış oldum. Kontrol ile beraber noktaya bastım ve Business Interfaces'ın eklenmesini sağladım. Gereksiz using'leri kendim sildim. Serviste product yazdığı için Identity Repo'ya da product gönderiyorum. Yalnız burada iService D2 product cat name'de implement etmem gereken metotlar var. Kontrol ile beraber noktaya bastım. Sildiğim o metotları tekrar implementasyon yöntemiyle geri aldım. Şimdi burada diğer sınıflarda herhangi bir değişiklik olmadığı için servis üzerindeki entity repo'ya ihtiyacım olmamıştı. Fakat bu sınıfta servis üzerindeki entity repo'ya ihtiyacım olacak. Entity repo üzerinden bu metotları çağıracağım. Bu durumda private read only entity repo T kısmına product gönderiyorum. Entity repo üzerinden şu metodu çağırıyorum. Get product by category. Benden kategori ID istiyor, onu da içeriye sundum. Yalnız entity repo üzerinden ulaşmış olduğum get products by category'de bir sıkıntı var. IEntity repo üzerinden ulaşamadım gördüğünüz gibi. Çünkü entity repo her ne kadar IEntity repo'yu implement etmiş olsa bile entity repo içerisinde böyle bir metot yok. Bu metot nerede? Entity repo'da değil. iService DTO product cat name'de. Bu durumda Service DTO product cat name'e benim sunmam gereken iEntity repo değil, bu get products by category metodu. Nerede? Data access classes altındaki dal DTO product cat name sınıfının içerisinde ve o sınıfta iDal DTO product cat name interface'ini implement etmiş. Bu durumda ben bu interface'i kopyaladım. Service DTO product cat name üzerine geldim. Bu da read only olarak iEntity repo değil, iDal DTO product cat name sunmam gerekiyor. Adı da prod cat name olsun. Şu product cat name'i de parametre olarak istemeliyim.
Idol DTO Product Cat Name tipinde P alt tire Product Cat Name'i istiyorum ve Base'e yani şu servis sınıfına Entity Repo'yu parametreden göndermiş oluyorum. Bu metodun body'si de olacak. Yalnız bu constructor'da bir değer ataması yapmam gerekiyor. O da ne? Şurada kullanacağım ProtCatName değişkeni eşittir parametreden gelen ProtCatName değişkenine. Şimdi artık getProductsByCategory metodunu çağırabilirim. Tabii ki Entity Repo üzerinden değil, ProtCatName üzerinden. Bir de getProductsCatName metodunu çağırayım. Bu herhangi bir parametre almıyor. Bakın getProductsCatName metodu da çağrılabilir durumda. Nereden çağırıyorum? ProductCatName üzerinde. Bakın burada mouse'a sağ tıkladım. Go to implementation ile DAL DTO ProductCatName sınıfında bu metodu buldum. Tekrar geri dönüyorum. Neden sağ tıklayıp Go to definition demiyorum? Çünkü Go to definition dersem interface'e gider. Go to implementation dediğimde bu interface'i implement eden sınıfa gir. Şimdi de bu aşağıdaki metodu düzenleyeyim. Burada ID değerini 0 gönderdiğimde çalışan metodu da çağırmış oldum. Şimdi business katmanını bir düzenliyorum. Ctrl Shift B'ye bastım. Bir hata aldık. Sebebine bakalım. Kontrol ile beraber noktaya basıp Business Interface'ı ekledim. Bakın herhangi bir hata kalmadı. Şimdi projeyi çalıştırırsam çalışır. Fakat proje yine Data Access katmanından çalışmaya devam eder. Deneyelim isterseniz. Normal şartlar altında bu servis katmanına getAll metoduyla bir sürü sorgu gönderiyorum. Mesela normal şartlar altında form çalışırken getAll metodunu çağırıyorum. Buradaki T'ye product gönderip getAll metodunu çağırmış oluyorum. Bakın buraya hiç uğramayacak. Yani bütün hazırlıklarımı yaptım. Fakat henüz bu katmandan bir çağrıda bulunmadım. Şimdi de bu çağrı işlemlerini yapmaya çalışalım. UI WinForms üzerinde FRM Product'ta F7'ye tıkladım. Buradaki IDAL kategori ve DAL kategori gibi içerisinde DAL metni geçen her karakterin servise dönüşmesi lazım. Çünkü ben IDAL kategori yerine artık iService kategoriyi kullanacağım. Şöyle yapıyorum. Seçtim Ctrl H. DAL yerine servis yazdım. Büyük küçük harf duyarlılığı için match case'i işaretledim. Current project'i seçtim. Çünkü bütün projede yani diğer FRM categories, suppliers gibi diğer formlarda da bu metin geçiyorsa onları da düzeltsin. Replace sola bastım. Hepsi servise dönüştü. Şimdi de küçük harfle dal yazdım. Küçük harfle servise çevirmek istiyorum. Dal metinlerini. Replace sola bastım. Bunları da değiştirdim. Şimdi burada kontrol ile beraber noktaya bastığımda benim business katmanını çağırmam gerektiğini görüyorum. UI WinForms'da Dependencies sağ tık. Add Project Reference. Artık Data Access değil. Business katmanını kullanacak. Yani artık Data Access katmanını kullanmayacağız. Business katmanını kullanacağız. OK'ye bastım. Kontrol ile beraber noktaya bastığımda
Using Business Interface yazılmış oldu. Artık Data Access kullanılmayacak. FRM kategorisine bir bakalım. F7'ye bastım. Burada da kontrol ile beraber nokta Using Business Interfaces. FRM Protket SAP'ta da F7'ye bastım. Kazale çift tıklamayın arkadaşlar. Çift tıklarsanız dizaynı açıyor. Kontrol ile beraber noktaya basıyorsunuz. F7 burada gerek yok herhalde. FRM Suppliers'ı seçtim. F7 kontrol ile beraber nokta. Şimdi UI WinForms'u Ctrl Shift B ile build ettim. Hataları bulup düzelteceğim. Yani benim yerime hataları o bulsun. Ben tek tek aramayayım. Ben dikkatimi çeken yerleri düzelttim. Farkında olmadan çok önemli bir düzeltme yapmışız. Burada dal kategori ve ay dal kategori yazıyordu. Artık servis kategori ve ay servis kategori yazıyor. Yani ben ay servis kategori çağrısında bulunduğumda sen servis kategorinin örneğini al demiş oldum. Kontrol ile beraber nokta. Using business classes. Ay servis kategori için kontrol ile beraber nokta. Using business interfaces. Burası çalışabilir duruma geldi. Gereksiz using'leri de sildim. AutoFact IMP sınıfı neredeydi? UI WinForms'da AutoFact IMP sınıfı. Normalde burada servis kategori, ay servis kategori, servis product, ay servis product şeklinde düzeltme yapacaktık. Buna gerek kalmamış oldu. Devam ediyorum. Başka hatalarım da varmış. Burada da yine aynı şekilde kontrol ile beraber nokta ve using business interfaces. Burası da tamamlanmış oldu. Proje çalışacak gibi görünüyor. Ben bir çalıştırayım. Bir sonraki eğitimimde bunu anlatırım. Önce projeyi çalıştırırım. Sonra hata çıkarsa bu hatayı çözeriz. Bu eğitimi sonlandırayım. Çünkü bayağı uzun bir zaman almış. Bende şu anda 46 dakika gözüküyor. Muhtemelen düzeltmelerimden sonra bu süre düşecektir ama yine de video çok uzun olmuş. Bu videoyu durduruyorum.